Sevgili dostlarım, Mirdas el-Eslemi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Allah'ın salih kulları birbiri ardından ahirete göçer. Geride arpa ve hurmanın döküntüleri gibi değersiz kimseler kalır. Allah-u Teala da onlara hiçbir önem vermez. Başka bir rivayette de Allah-u Teala onlara hiçbir önem vermez ve kıyamet de onların üzerine kopar der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis Buhari'de geçmekte aziz dostlar. Sevgili kardeşlerim, şu kainat evinin en değerli, en önemli süslerinden bir tanesi de salih müminlerdir. Bizim gözlerimiz akan sulara, gökyüzünde parıldayan yıldızlara, yeşeren ağaçlara, meyve veren fidanlara takılır da dünya gözümüzde büyür ve saymış olduğumuz her bir maddi değeri dünyanın gerçek süsleri zannederiz. Halbuki Allah Subhanahu ve Taala'nın katında dünyanın gerçek süsleri hem madden hem de manen salih mümin insanlardır. Şu dünya çok şerefli insanlara hammallık yapmıştır. Şu yer sırtında izzeti ve iffeti barındıran insanları taşımıştır. Şu gök salih insanların salih amellerle yarışmasına şahitlik etmiştir. Evet, dünya insanları hidayete ve nura taşımak için uykuyu, yemeyi, içmeyi, dinlenmeyi, meşru eğlenceleri terk eden, bunun yerine açlığı, susuzluğu, korkuyu, tedirginliği, her türlü zorluğu ve meşakkatı kendilerine ilke edinen peygamberlere ev sahipliği yapmıştır. Şu dünya peygamberlerin mirasını kendi nesillerindeki insanların sinelerine taşımak için peygamberce yaşamayı, peygamberi bir hayatın zorluğunu kendine amaç edinen havarilere ve sahabilere ev sahipliği yapmıştır. Evet, bu dünya aç yatanlar varken tok yatmayı, ağlayanlar varken gülmeyi, esir, mahkum olanlar varken eğlenmeyi kendine ar sayan, zulüm sayan, gerçek salih dostlara ev sahipliği yapmıştır. Acımasızlığın gözlerini çıkartan bir merhamete, hayasızlık perdesini yırtan gerçek haya sahiplerine, haksızlık duvarını yıkan adalet timsallerine, evet, her zaman bu dünya bir ev sahipliği yapmıştır kardeşler. Eğer dünya sevilecekse, yerilmeyip tutulacaksa, kınanmayıp ele geçirilmek için çalışılacaksa, saymış olduğum değerlerin hatırına yapılması gerekir. Evet, bu dünya kınanması gereken, terk edilmesi gereken, sırt çevirilmesi gereken yerdir. Ama saymış olduklarım müstesna. Çünkü bu dünya iffetlileri, izzetlileri, merhametlileri, adalet sahiplerini kendi içerisinde barındırmış ve ev sahipliği yapma şerefinde yükselmiştir.